nasıl yapıyorsunuz? Kardeşim bak şu anda 82 çıktı. Yani dediğim gibi çünkü bu ülkeye gazetelerde fark ettiniz. Bronşit değil miydiniz? Tükür ediyorum. İnsülin kullanıyor musunuz? Tipi kimi tüktürmedisin ki? Doğuştan mı şeker hastalığı var? Hayır, su yani sizin o kadar dinç tekin isterse, yapsa da yüksek şeker, karbonhidrat sayımına dikkat edeceğiz. Karbonhidrat. Arkadaşlar, abi buyurun singin. Canan abi. Bir de arkadaşın gibi. Şekerini öksürdün mü? Şekerini. Kimi al? Oraya git senin şekerini öksürler. Hadi. Arkadaşlar. Diyabet ya da halk arasında bilinen ismiyle şeker hastalığı dediğimiz hastalık bugün bütün dünyada, ülkemizde de olduğu gibi toplumu tehdit eden önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak bu diyabet gününde toplumda bir farkındalık yaratmak amacıyla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olarak böyle bir etkinlik planladık. Burada arkadaşlar ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıyorlar. Ve diyabet hastalığı ile ilgili vatandaşlara genel bazı bilgileri sunuyorlar. Tabi burada ölçümlerinde sıkıntı çıkanları da tabii ki hastanelere ve ilgili uzmanlara yönlendiriyorlar. Buradaki temel amacımız toplumda bundan sonraki dönemde artık hastalıklar gerçekten
önemli kesimleri etkileyecek şekilde ilerliyor ve diyabet de bunlardan önemli bir tanesi. Bugün düşünün ki ülkede her 5-6 kişiden birinin olma olasılığı, riski olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu noktada toplumun farkındalığının ve bu konularla ilgili bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği olarak da böyle bir etkinliği düzenledik. Bu günün vatandaşın sağlığına katkısının olmasını temenni ederek geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim peki bir sayı var mı elinizde? Mesela Şanlıurfa'da kaç diyabet hastası var? Şimdi Şanlıurfa'daki diyabet hastasıyla ilgili şu anda size verebileceğim net bir sayı yok. Ancak toplumun genelinde zaten Türkiye'de sağlık bakanlığının yaptığı çalışma da bu düzeyde. Toplumda %20'ler civarında bir diyabetle ilgili rahatsızlığı olan vatandaşımız var. Bu bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor ama tabii ki bu hastalıkla bir takım beslenmeyle ilgili sebepler önemli faktör olabiliyor. İşte ailenin genetik yapısı vesaire. Burada önemli olan diyabet hastalığının eğer gelişmişse dahi tedavisiyle ilgili süreçleri. Çünkü diyabet bugün artık ilaçla kontrol altında alınabilen bir hastalık. Kontrollerin en azından yaptırılması ve daha kaliteli bir yaşama sürdürülmesi. Ama toplumda önemli bir potansiyel risk olarak önümüzde duruyor.